Nasıl oldun? İyiyim. Yatmak bana göre değil, sıkıldım. Bir de bana diyordun. Yatsan iyi olur diye. Şu haline bak. Ha. Armut dibine düşer. Bir şey soracağım. Zöhre ile buluşacağımı nasıl öğrendin? Baba, hayatını kurtardım. Az daha ölüyordum. Bana teşekkür edeceğini sorguya çekiyorsun. Sen soruma cevap ver. Nasıl öğrendin? Sen evden çıkarken takip ettim. İyi halt ettin. Allah. Sen söyle o zaman. Neden giderken yalnız gittin, bana haber vermedin? Zöhre öyle istedi. Ne zamandan beri kadın sözü dinlemeye başladın? Haddini bil, doğru konuş. Doğru konuşuyorum. Elini kolunu sallaya sallaya bomboş gittin. O da koynunda silahla geldi. Seyidi takmış peşine. Yalnız geleceğim demişti. Gelmedi ama. Sen de oradaydın. Senin peşime takılıp geleceğini ben biliyor muydum? O da Seyid'in geleceğini bilmiyordu. Kızın suçu yok. Ne öyle mi? Sütten çıkmış ak kaşık yani. Ben sana kızın boynundan bıçağı çek dediğimde niye çekmedin? Derdin ne senin? Öldürmek miydi niyetin kızı? Ne diyorsun baba? Kız sana silah çekmiş, yetmedi. Ben ölüyordum, hala onu koruyorsun. Ben kimseyi korumuyorum oğlum. Benim derdim gerçeği öğrenmek. Gerçeği mi öğrenmek istiyorsun baba? Evet. Senin karın olacak o kadın Seyit'in koynuna girdi. Kes! Terbiyesiz. Terbiyesizlik değil, gerçek bu. Sen ne kadar duymak istemesen de gerçek bu. Hem niye buluşmak istemiş seninle, neymiş derdi? Bu seni hiç alakadar etmez. Bu kadın senin aklını başından almış baba. O gece Zöhre'nin niyeti beni öldürmek değildi. Neydi peki? Kendini öldürmek istemiş. Bıçağı kendine saplayacaktı. Ben elinden almak istedim. Bıçak bana saplandı. Kazaydı yani. Bugün gördüğüm neydi peki? O da mı kazaydı? Ama kız senin gözünü kör etmiş. Seyit de fingir deşiyor. Kes sesini. Yeter. Çapar! Buyurun beyim. Bana hemen Zöhre'yi bul getir. Cehennemin dibine de girse onu bulup getir. Hadi. Emredersin beyim.